Rüşvetin belgesi olmaz ama tanı olur. CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel'in hızlı çark edip değişimi savunması, gençliği, hatipliği, arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye gücünün olması hanesine artı yazıp seçimi kazandırsa da, Kurultay'da Kavala ve Demirtaş'a selam yollaması, Hamas'ı terör örgütü ilan edip İsrail'in Gazze soykırımını görmezden gelmesi ve namus sözü verdiği halde tüzük kurultayını ertelemesi o artıları eksiye çevirdi. Buna bir de partiyi nasıl yöneteceği sorusu işareti eklendi. Çünkü daha ilk günden itibaren partinin esas patronunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu yazıldı. Lider İstanbul'da, genel başkan Ankara'da diyen de olduğu eş başkanlık yakıştırması yapandı. Ama esas çarpıcı fotoğrafı parti yönetimi ve parti meclisinde gördük. CHP Merkez Yönetim Kurulu da parti meclisi de ağırlıkla İmamoğlu'nun ekibinden oluştu. Kısaca partiyi İBB eksenli isimler yönetecek. Düne kadar İmamoğlu'nun yakınında olan, hatta memuru olan isimlerin çoğu şimdi onun amiri konumunda. Ama en ilginci, adını kamuoyu İBB'den aldığı büyük ihalelerle duyuran ve ciddi soru işaretleri yaratan Özgür Karabat'ın kör gözün parmağına CHP'nin hem de mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı yapılmasıydı. Tartışmaların odağındaki ikinci isim de CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'di. Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler ettiği söylenen Özer'in inadına o koltuğa oturtulması ciddi tartışmaya yol açtı. Şu sıralarda kulislerde Özer'in Özer'den istifasını istediği ama devreye İmamoğlu'nun girdiği konuşuluyor. CHP'deki bu yeni yapılanmaya artık kendi deyimleriyle F tipi mi yoksa İ tipi bir örgütlenme mi denir bilemem ama herkesin sorduğu soru şu: onlar parti adına talimat mı verecekler yoksa talimat mı alacaklar? Henüz bu soruların bir cevabı yok. Cevap verilmeyen başka sorular da var. Mesela kurultaya gölge düşüren ve CHP üyesi Tolga Erdoğan'ın seslendirdiği parasal ilişkiler var iddiası hala güncelliğini koruyor ve tartışılıyor. Buna en son Özgür Karabat'la birlikte fotoğrafları yayınlanan Erkan Çakır'ın kurultay öncesi para dağıtıldığı iddiaları da eklendi. Çakır'ın söyledikleri yenilir yutulur gibi değil. Şu sözü bile iddiaların soruşturulması için yeter. Rüşvetin belgesi olmaz ama tanı olur. Bütün bu sorular ister istemez Kılıçdaroğlu'nun o çok tartışılan ama adı konmayan sözünü hatırlatıyor. Partiyi ileriye götürecek geçmişi temiz biri çıkarsa hemen bırakırım. Kılıçdaroğlu bunun için uğraşmadığı gibi kaybedeceğinin işaretinde İmamoğlu'nun divan başkanlığını kabul ederek gösterdi. Hazreti Ali ve Muaviye hikayesi. Bu konuda Kılıçdaroğlu pişman olmuş mu bilemem ama ona destek verenler arasında bu olay Hazreti Ali ve Muaviye hikayesine benzetiliyor. Kısaca anlatalım, kimin halife olacağı tartışması çıkınca Hazreti Ali Ebu Musa'yı, Muaviye ise Amr bin As'ı hakem seçer. Muaviye'nin hakemi Amr bin As, Hazreti Ali'nin hakemine gel her ikisini de azledelim diyerek ikna eder. Ebu Musa kürsüye çıkıp şöyle der: biz Amr bin As'la anlaştık, şu parmağımda bulunan hilafet yüzüğünü parmağımdan çıkarıyorum ve böylece Ali'yi azlediyorum. O da Muaviye'yi azledecek. Bu kez kürsüye Amr bin As çıkar ve şöyle der: Ebu Musa'nın sözlerini duydunuz, Ali'yi azletti. Ben de Ali'yi azlettim ve Ebu Musa'nın parmağından çıkardığı hilafet yüzüğünü Muaviye'nin hakemi olarak parmağıma takıyorum. Cem Vakfı'nın sitesinden aldığım bu hikayenin son cümlesi de şöyle: Ebu Musa kandırılmıştı. Hatasını düzeltmek istediyse de muvaffak olamadı. Bu hikayede Muaviye kim, CHP'nin Amr bin As'ı kim merak ettim. Mahmut Öğür, Sabah.